arkadaşlar. Ben Mehmet Doğutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün logaritmanın kalan kısmını anlatacağız. Bakalım nasılsın Tonguç'cum? İyiyim hocam ya. Aynı hala devam mı ediyoruz? Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki Tonguç nerede kaldık biliyor musun? Hocam logaritmanın 11 kuralını anlatmıştınız. Bravo canım. 11 kuralda logaritmanın bütün özelliklerini işlemiştik. Şimdi de birkaç tane daha logaritmanın çerez kısımları kaldı. Onları bir halledelim. Ondan sonra logaritma bitiyor. Tamamdır hocam. Bakalım şimdi logaritmanın tanım kümesi diye bir şey var. Tanım kümesini Tonguç bak tanım böyle bir şey gördüğün zaman evet. hemen şu aklına gelecek. Buradaki sayının büyüktür sıfır olması tabanının hani buna taban diyorduk ya belki hatırlamazsın diye hatırlatayım sonra buna da sayı diyorduk. Tabanın ve sayının sıfırdan büyük olması gerekiyor. Tabanın da hiçbir zaman bir olmaması gerekiyor. Tamam, Mesela efendim. bunu gördük Tonguç. O zaman hemen ne diyeceğiz? X artı bir büyüktür sıfır diyeceğiz. Değil mi Evet hocam. Ondan sonra aşağıdaki taban da büyüktür sıfır diyeceğiz Tonguççum. Yani. Bir de Tonguççum iki eksi X eşit değildir bir diyeceğiz. Tamam efendim. Şimdi Tonguç normal eşitsizlik gibi bunu karşıya atıyorum. X büyüktür Eksi bir diyorum Tonguç'um. Bunu karşıya atıyorum bu sefer. X'i karşıya atarsam artı olur bak. X küçüktür 2 oldu. Tonguç ne zaman sence 1 olur sonuç? X kaç olursa 1 olur? 1 ee, olursa. Harikasın. X o zaman 1 olamaz diyeceğiz değil mi Tonguç? Evet hocam. Olabilecek sayıları düşünürsek eğer. Bak diyorum ki sayı doğrusu gibi düşünelim hemen. Çat. Eksi 1 burada. 2 burada. Ama 1 olamıyor. Bak bu olamaz. Evet. O zaman tek ne olabilir canım? Sıfır. Sadece sıfır olabilir. O zaman çözüm kümemiz sıfır. çat sıfırdır diyoruz. Tamamdır hocam. Tanım kümesini anladık değil mi canım? Evet hocam anladım. Şimdi denklem ve eşitsizliklere bakalım. Tonguç'cum bu mutsuz surat mı olmuş ya? Hay aksi. Evet hocam ya. Hay Allah. Smile lazım hocam. Biz evet smile, smile lazım. Hocam. O zaman biz eşitlik ve büyüklük yapalım. Tamam. O zaman güldük. Hadi bakalım. Şimdi nasıl çözeceğiz bunları bir anlamaya çalışalım. Bu eşitlik. Yani bir denklem. Denklem olduğu zaman şöyle düşüneceksin Tonguç. Logaritmanın sonucu bunu top gibi düşün Tonguç. Evet. Logaritma 5 tabanında bir top. Kaç çıkmış? Sıfır çıkmış. Hangi durumda sıfır çıkıyor Tonguç'un burası? Bir ne olunca. Süpersin canım. O zaman logaritma 3 tabanında x birdir diyebilir misin? Yani. Süpersin. Peki bu hangi durumda burayı top gibi düşünürsek eğer? Logaritma 3 tabanında ne bir eder canım? Evet. 3. İşte bu kadar be. Harikasın. O zaman x dediğimiz sayı 3'tür. Cevabımızı bulmuş olduk. Harika. Şimdi Tonguç'um. Şimdi de şöyle bir şey var. Bak eşitsizlik var burada. Küçüktür demiş. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir metot var. Bu 2 tabandı ya. Karşıya taban diye geçiyor Tonguç. x eksi 1 küçüktür. Bu taban, taban olarak geçince üstü sayılara dönüşüyor. Logaritma karşıya geçerken üst olarak geçiyor. Daha önceden söylemiştim. O zaman x eksi bir küçüktür. Sekiz olmuyor mu Tonguç'um? Yani. Harikasın. O zaman x küçüktür. Bunu karşıya atarsam artı birden dokuz olur. Evet. Ama burada bir kritik nokta daha var. Bu ilki, ikincisi ise hani geçen sayfada göstermiştim. Bunun her zaman ne olması gerekiyor Tonguç? 0'dan büyük, büyük olması. olmasın. Süpersin be. O zaman x bunu karşı atarsak 1'den de büyük olacak. Yani. O zaman 1 ile 9 arasında olacağını anlıyor muyuz. O zaman bak 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Yani. 6, 7, 8 falan filan. Aynen. İşte bu kadar harikasın. Çok zekisin siz bugün. Hocam, siz harikasınız Canım estağfurullah. Şimdi ters fonksiyona bakınca. Ters hocam bunlar. Bunlar sana ters değil mi canım? Bak ters fonksiyonu şunu yapıyoruz fx eşittir 3 üzeri x artı 4 dediyse hemen fx gördüğümüz yere y yazıyoruz. Yani 3 üzeri x artı 4 diyoruz. Y ile x'in yerini değiştiriyoruz. İkinci basamamız. x yerine y, y yerine x yazıyoruz. Tamam, tamam mı canım? Tamam. Basamak basamak ilerliyoruz. Sonra y'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. 4'ü karşıya atıyorum. x eksi 4 eşittir 3 üzeri y diyorum Tonguç'um. Evet Sonra 3'ü karşıya atmam gerekiyor ama bu taban değil mi? Yani. Taban karşıya geçerken Logaritma olarak geçiyor. Ha. Hatırlıyor musun? Evet. Üste karşıya log diye geçiyordu. Logaritma 3 tabanında x eksi 4 orada kaldı zaten. Sonuçta y çıktı. İşte bu bulduğumuz zımbırtı Tonguçcuğum. Hop. Birazcık garip oldu burası. Evet bu bulduğumuz zımbırtı aslında bizim aradığımız f ters x'tir. Tamam mı canım? Anladım hocam. Şimdi birazcık farklı bir renkle yazalım. Artık sıkıldık bundan değil mi? Hadi bakalım. Şimdi şöyle yazalım. Bak burada da canım Logaritma 2 tabanında x eksi 5 demiş. Hemen y diyorum. Y eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 5 diyorum. Ondan sonra y yerine x. X yerine y yazıyorum canım. Buraya kadar anlaşılır mı? Sonrasında yapacağım şey de Tonguç. Hemen y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. 5 karşıya geçti. Tamam. X artı 5. Logaritma 2 tabanında y. Sonra bu taban karşıya geçerken logaritma üst diye geçiyordu Tonguç. He. İşte bu kadar. 2 üzeri x artı 5 eşittir. O zaman y. İşte bu bulduğum zımbırtı tonguç f ters x demek aslında. Ters. hocam bunlar ya. Bir oraya geçiyorlar bir buraya geçiyorlar. Aynen aynen. Hiç işleri yok güçleri yok. Bunlarla uğraşıyoruz vallahi <laughs> yapacak bir şey yok. Cinsinden yazmaya bakıyoruz. Cins sorumuzla karşı karşıyayız. Adam bize böyle bir şey vermiş. Böyle bir şey vermiş. Böyle bir şey vermiş. Ne yapayım? Nasıl bulayım bunu? Ben giderim hocam. Görüşürüz. Bak böyle bir şey görünce hiç korkmayacaksın. Hemen bunu çarpanlarına ayırıyorsun. 360'ı 2'ye böldüm. 180. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Evet. O zaman 360 aslında. Yani logaritma 5 tabanında 360 yerine ben 2 üzeri 3 çarpı 2 tane 3 var. O zaman 3 üzeri 2 çarpı bir tane de 5 var. 5 üzeri 1 yazabilir miyim? Evet. Logaritmada çarpma nasıl ayrılıyordu Tunguç? Hemen gösteriyorum sana. 2 üzeri 3 toplama şeklinde ayrılıyordu. Ee, Hatırlıyor musun? Evet. 5 3 üzeri 2 artı logaritma 5 5 üzeri 1 diye ayrılıyordu. Evet. Süpersin Tonguç. Zaten bunun cevabını biliyorsun. 5 tabanında 5 olunca cevap 1 çıkıyor. Mükemmel. Burada da üst başa gelme kuralı vardı. Hatırlıyor musun canım? Evet hocam. Üst başa gelirse 3 log 5 tabanında 2 olmaz mı canım? Yani. Artı. Buradaki üstte başa gelir. Bu kuralı da hatırlayalım. 11 kuralımızın içinde vardı. Hatırlamıyorsan bakarsın. Artı zaten burası da 1 çıktı. Yani. Canım bak bir farklı kalem alayım senden Tonguç'cum. Şimdi yazamadım. Bak şimdi buraya. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Logaritma 5 tabanında 2 A değil miydi? Evet o zaman bunun yerine A yazıyorum. O zaman bu 3 A. Yani. Artı. Bu da B değil miydi? Her türlü. O zaman 2 B artı 1. İşte bu kadar. Mükemmel. Harika. Cinsinden yazma, cins sorusunu da çözmüş olduk. Sizin gibiyiz yani. hocam. Aferin. Şimdi grafiklere bakıyoruz. Grafiklerde de şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç. Un. İlk başta üstel fonksiyonun grafiği. Buna üstel fonksiyon diyoruz. Buna ise logaritmik fonksiyon diyoruz. Hmm. Üstel fonksiyon grafiği çok basit çiziliyor. Bak canım. Hemen ufacık bir tablo yapıyoruz. X, Y tablosu yapıyoruz. X yerine sıfır verirsem. 2 üzeri sıfır. X yerine sıfır verdim. 2 üzeri sıfır kaç çıkar? 1 çıkar. Cevabımız 0'a 1 noktası. X yerine 1 verirsem 2 üzeri 1'den 2 çıkar sonuç. Yani. X yerine 2 verirsem 2 üzeri 2'den 4 çıkar sonuç. Net. Harikasın. Peki X yerine eksi 1 verirsem ne çıkar Tonguç? Bak dikkat et. 2 üzeri eksi 1 aslında ters çevir demekti. O zaman 1 bölü 2 çıkar. O zaman cevabımız 1 bölü 2 çıkar. Evet. Şimdi bu noktaları teker teker göstereceğim. 0'a 1 noktası. 0'a 1 noktası burası. 1'e 2 noktasına gösteriyorum. X'i 1 olacak. Y'si 2 olacak. Çat 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 çat. Bu nokta. Evet. X'i 2 olacak. Y'si 4 olacak. Hop 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 hop. Bu nokta. Noktaları görebiliyor musun canım? Kesinlikle hocam. Peki x'i eksi 1 olduğunda kaç çıkıyordu? 1, 1 bölü 2. 2. Süpersin. Şimdi bu noktaları birleştiren bir grafik çizeceğim. Bak 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 Allah aşkına. Hiçbir zaman, hiçbir zaman ne olamıyor? Sıfır olamıyor. Unutma. 2 üzeri kaç sıfır desem söylemezsin değil mi? Yani. Harika. Tamam. Şimdi o zaman canım bunu da anladık. Bunu da çizmiş olduk. Peki logaritma 2 tabanında x'i nasıl yapacağız? Logaritma 2 tabanında x'i yapmak için ise hemen x, tablosu yapıyorum. Ardından x'e sıfır veremem. Çünkü logaritmada buradaki sayılar her zaman sıfırdan büyük olacak. Ama bir verirsem kaç çıkar? Logaritma iki tabanında bir her zaman sıfırdı. Buraya bir yazdığımız zaman sıfır çıkardı. Peki iki verirsem logaritma 2 tabanında 2 bir çıkar. Bir çıkar. Peki 4 verseydim bak dikkat et burada. Logaritma iki tabanında iki üzeri 2 değil mi dört? Evet. Bu başa gelir. 2 log 2 tabanında iki. E bu zaten de O zaman cevabımız iki çıkar. Her türlü. Harikasın canım. Şimdi bu noktaları tekrar tekrar bulayım. Bire sıfır noktası burası. İkiye bir noktası çat 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 çat. Bunları gösteriyorum bu nokta. Peki 4'e iki noktası 4. Çat 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 çat. Sanki buna çok yakın çıktı ha. Dikkat Hayır, hocam paralel. Evet. Buna sanki benzer. Paralel değil yanlış söyledim. Benzer. Evet. Hiçbir zaman x sıfır olamıyordu değil mi? Evet. O zaman böyle bir şey olmayacak. Başka bir renkle çizelim bunu. Bu da maviymiş zaten. Şöyle çiziyorum. Oo. Öyle çiziyorum. Aa simetrik oldu sanki. Aynen ne kadar güzel söyledin. Hay ağzını öpeyim senin. Tamam. Simetrik söyledim. diyoruz. Evet sağ aman, Yanlış söyledim pardon. <laughs> Şimdi canım artık ödüllü sorumuza geldik. Cevaplarınızı gönderin. Yorumlara bekliyoruz.